Fizik 1 final öncesi soru çözümlerimizde 10. sorumuz çarpışmalarla ilgili bir soru. Soruyu okuyalım. Diyor ki kütleleri 0,5 kilogram ve 0,3 kilogram olan iki blok şekildeki gibi birbirine doğru 2 metre bölü saniyelik hızlarla hareket ediyorlar. Çarpışmadan sonra iki blok birleşip birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan sonra blokların ortak hızı nedir? Burada zaten her şeyi vermiş. Eksi 2 artı 2 yani 4 metre bölü saniyelik bir hızla çarpışacaklar. Kütleleri 0,5 kilogram ve 0,3 kilogram. Çarpıştıktan sonra haliyle kütlesi MA tarafı ağır bastığı için MA nereye gidiyorsa oraya gitmeye devam edecek. Şimdi çarpışma sorularında hatırlayacağınız üzere şöyle yapıyorduk. MA çarpı VA artı MB çarpı VB. Değil mi? Şöyle yazalım. Eşittir. Birleşiyor burada. M A artı MB oluyor. Ve burada da artık bir ortak hızımız var. Zaten bizden bunu istiyor. Ve AB oluyor. Arkadaşlar bundan sonrası tamamen formülde yerine koymak. VAB istediği için ben VAB'yi yalnız bırakıyorum. Ve ondan sonra MA çarpı VA MB çarpı VB'yi pay kısmına, MA artı MB'yi de payda kısmına yazacağım. MA'mız burada 0,5, 0,5 çarpı VA 2i olarak geçer. VB de eksi 2i olarak geçecek. Yazalım. 0,5 çarpı 2i artı 0,3 çarpı eksi 2i olacak. Payda kısmında da MA artı MB'nin toplamı 0,5 artı 0,3'ten 0,8 olacak. Gerekli işlemleri yaptığımızda ortak hızımız 0,5 i metre bölü saniye olur. Mesela burada şöyle bir soru da gelebilirdi. Sistemin çarpışmadan önceki ve sonraki kinetik enerjilerini kıyaslayınız da diyebilirdi. Mesela onu da şöyle yapabiliriz. Çarpışmadan önceki kinetik enerjisine bakalım. Mesela o K1 olsun. Bu çarpışmadan önce. K1 önce olsun. Şöyle yazalım. K2 de sonra olsun. Diye ben yazıyorum. 1 bölü 2 MA'nın VA'nın karesine çarpımı artı 1 bölü 2 MB VB karenin çarpımı. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda 1,6 jül olduğunu görürüz. K2'ye baktığımızda ise 1 bölü 2 artık kütleler ortak hareket ettiği için MA artı MB ortak hızımız olduğu için de VAB'nin karesi oluyor. Burada da VAB'yi bildiğimiz için işlemi yapabiliriz. Şu 1,6 jül çarpışmadan sonraki hesapta da 0,1 jül çıkar. Mesela bunu sorabilirdi. Kinetik çarpışmadan önceki kinetik enerjisi ve çarpışmadan sonraki kinetik enerjiler nedir diyebilirdi. Bunların cevabı bu. Farkı nedir derse de delta K diyorum. Dikkat ediniz burada 1,5 jül demeyin. Son kinetik enerjisi önce yazılır. Yani K2 eksi K1 yazılır. Haliyle 0,1 jül eksi 1,6 jülden eksi 1,5 jül çıkar. Mesela bu da örneğin bu 20 puanlık bir soru olsaydı ve böyle sorulabilirdi. Yani ortak hız 10 puan, kinetik enerji kıyası da 10 puan olarak 20'ye tamamlanabilirdi. Diğer videolarda görüşmek üzere.